Bu komutu çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Dikkat ederseniz algoritma veriyi iki küme ayırdı. Selam herkese. Trended Akademi'ye hoş geldiniz. Bu derste kümeleme analizinin ikinci bölümünü anlatacağım. Derse geçmeden önce kanalımızda yeniyseniz en güncel derslerden haberdar olmak için abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Geçen ders Kümeleme analizine giriş yapmış ve k means algoritmasını ve bu algoritmanın çeşitli versiyonlarını yakından incelemiştik. Bu ders kümeleme algoritmalarına devam edeceğiz. Özetle bu derste birleştirici, hiyerarşikal, db-scan gibi kümeleme algoritmalarını uygulamalarıyla anlatacağım. Derse başlamadan önce kanalımızda 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python eğitim derslerini ve kütüphanelerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine ulaşmak için videonun altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Birleştirici kümeleme, aynı prensiplere dayanan kümeleme algoritmalarını bir araya getirmeyi ifade eder. Her bir birim başlangıçta birer küme kabul edilir. Bazı durma kriterleri sağlanıncaya kadar çok benzer kümeler bir araya getirilir kümeleme sayısı gibi değerler circuit durma kriteridir. Belirlenen kümeleme sayısına ulaşılana kadar benzer kümeler bir araya getirilir. Circuit çok benzer kümelerin tam olarak nasıl ölçeleceğini belirlemek için birkaç bağlantı kriteri vardır. Birleştirici kümeleme, tek bağlantı, ortalama bağlantı, tam bağlantı ve vart stratejilerini destekler. Ekranda bu yöntemlerin çeşitli veri setlerine göre performansları gösteriliyor. Bunlardan birincisi tek bağlantı yöntemidir. Tek bağlantı yöntemine en yakın komşuluk da denir. Bu yöntemde ilk önce en küçük uzaklığa sahip iki gözlem birleştirilir. Daha sonra bir sonraki en küçük uzaklık bulunur. Ardından yeni gözlem ya ilk iki gözlemin oluşturduğu kümeye katılır ya da iki elemanlı yeni başlık küme oluşturulur. Bu süreç tüm gözlemler için devam eder. İkincisi ortalama bağlantı yöntemi. Ortalama bağlantı kümelerin bütün gözlem çiftleri arasında mesafenin ortalamasını minimize eder. Diğer bağlantı çeşidi tam bağlantı. Tam bağlantı maksimum bağlantı olarak da ifade edilir. En uzak komşuluk olarak da bilinir. Tam bağlantı noktalar arasındaki en küçük maksimum mesafe sahip iki kümeyi birleştirir. Diğer bir yöntem Ward yöntemidir. Ward bir en küçük varyans yaklaşımıdır ve ön tanımlı olarak seçilidir. Bütün kümelerin içindeki farkların kareleri toplamını minimize eder. Bu yaklaşım az gözlemli kümeleri birleştirme eğilimindedir. Ayrıca bu yaklaşım eşit sayıda gözlemden oluşan kümeler oluşturma gibi bir eğilimi de vardır. Bu nedenle gözlem sayısı birbirine yakın kümeler oluşturmak için bu yöntem kullanılabilir. Birçok veri setinde Ward yaklaşımı kullanılır. Biz de örneklerde bu yaklaşımı kullanacağız. Üyelerinin sayısı çok benzer ise örneğin bir kümenin üyeleri diğerlerinden daha fazla ise ortalama veya tam bağlantı daha iyi çalışır. Şimdi iki boyutlu veri setinde birleştirici kümelemenin adımlarını gösterelim. Öncelikle makine öğrenmesini öğretmek için yazılan mglearn paketini import edelim. Import mglearn yazıp bu komut çalıştıralım. Ardından Plat. mglearn.plot.plot akloromatif algoritm yazıp bu komut çalıştıralım. Başlangıçtaki veri setini 3 kümeye ayırmak isteyelim. Dikkat ederseniz başlangıçta her nokta kendi kümesi içinde. Daha sonra her bir adımda en yakın küme birleşiyor. İlk 4 adımda ikişerli veri noktaları birleşti. Bu ikili birleşme bitince 5. adımda gördüğünüz gibi İki noktalı kümenin birine üçüncü nokta dahil oldu. Ve diğer adımlar da böylece devam etti. Dokuzuncu adımda yalnız üç küme kaldı. Biz üç kümelem olmasını istemiştik. Böylece üç küme oluşunca algoritma durdu. Şimdi bir veri seti üzerinde birleştirici kümelemenin performansına bakalım. Öncelikle birleştirici kümeleme sınıfını cluster'dan import edelim. Ardından kullanacağımız veri setini datasetten import edelim. Daha sonra x ve y şeklindeki girdi ve çıktı verilerini belirleyelim. Random state argümanına 42 yazalım. Ardından birleştirici kümelemeden bir örnek alalım ve kümeleme sayısı da 3 olsun. Birleştirici kümeleme yeni veri noktalarını tahmin etme. Dolayısıyla bu sınıfın predict metodu yoktur. Bu metodun yerine modeli kurmak ve eğitim setindeki üyeleri kümelemek için fitpredict metodu kullanılır. Ak nokta fit metodunu çağıralım. Veriyi parantez içerisinde yazalım ve bu ifadeyi k değişkenine atayalım. Süper. Kümelemeyi yaptık. Şimdi veri setindeki noktaların grafiğini çizdirelim. Bunun için mg learn yazıp ardından discrete scatter yazdıktan sonra öncelikle sıfırıncı indekse ait birinci boyutu yazalım. Ardından birinci indeks ait ikinci boyutu yazalım. Ve K değişkenimizi yazdıktan sonra bu komut çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Beklediğimiz gibi algoritma mükemmel şekilde kümeleme yaptı. Hiyerarşikal kümeleme benzer öz nitelik değerlerine sahip olan nesnelerin adım adım bir araya getirilmesi veya tam tersine bütünden adım adım ayrılmasıdır. Yerarşikal kümelem analizinde birleştirici ve bölücü olmak üzere iki temel yaklaşım vardır. Yerarşikal kümelem analizini daha iyi görmek için mgnlearn yazıp plat komutunu yazıp bu komutu çalıştıralım. Bu görselde dikkat ederseniz benzer öz nitelik değerlerine sahip olan nesneler adım adım bir araya getirildi. Veri seti 2 boyutlu ise bu şekilde bir görsel çizilebilir. Veri seti 2'den fazla boyutlu ise Hierarchical kümeleme analizinde kullanılan en etkili görselleştirme aracı Yunanca ağaç çizim anlamına gelen Dendrogram'dır. Maalesef Scikit-learn Dendrogram çizme fonksiyona sahip değil. Fakat SciPy kullanarak kolayca çizim yapılabilir. SciPy kümeleme algoritmalarının ara Scikit-learn kümeleme algoritmalarından biraz farklıdır. Öncelikle dendrogram ve vark yöntemini SciPy cluster hiyerarşiden import edelim. X ve Y şeklindeki girdi ve çıktı verilerini oluşturalım. Random state argümanına 0 yazalım ve örneklem sayısı da 12 olsun. X için Ward kümelemeyi uygulayalım. Linkage array er yazıp eşittir vart içerisine x verisini yazalım. SciPy vart fonksiyonu mesafeleri belirleyen bir dizi döndürür. Mesafeleri içeren linkage array için dendrogram çizdirelim. Böylece dendrogram çizimi karşımıza geldi. Bu görselde çizgiler 2 ve 3 kümelemeyi gösteriyor. Alttan görsele bakarsak 1 ve 4 sonra 6 ve 9 bir küme oluşturdu. Bu şekilde kümelemeler devam etti. Sonra 5, 0, 11, 10, 7, 6, 9 bir küme 1, 4, 3, 2, 8 bir küme oluşturdu. Bu gruplar iki en büyük kümelemeyi meydana getirdi. DB Scan algoritması yoğun bölgeleri bularak kümeleme yapar. Seyrek bölgeleri ise parazit olarak algılar. Bu algoritmanın esas yararı başlangıçta kümeleme sayısını belirlemeye gerek olmamasıdır. Yoğun bölgeler içindeki noktalar core sample yani çekirdek örnek olarak adlandırılır. Bu algoritmanın min samples ve eps yani yarıçap isminde iki parametresi vardır. Veri uzayında keyfi olarak bir nokta seçilir. Bu nokta merkez kabul edilir. Alınan yarıçap içerisinde kalan noktaların sayısı tanımlanan min samples yani minimum nokta değerine eşit veya büyük ise bu bölge yoğun olarak nitelendirilir. Bu yoğun noktalar çekirdek örnek olarak sınıflandırılır. Başlangıç noktasını merkez kabul edip belirlenen yarıçap içerisine kalan noktalar belirlediğimiz minimum nokta sayısından küçük ise parazit olarak etiketlenir. Bu başlangıç noktası herhangi bir kümeye ait değil anlamına gelir. Yarıçap içerisinde minimum nokta sayısından daha çok nokta varsa bu nokta çekirdek örnek olarak etiketlenir ve yeni bir küme etiketine atanır. Ardından yeni bir nokta seçilir, sürece devam edilir. Parazit olarak etiketlenen bir nokta daha sonraki aşamalarda bir başka çekirdek örnek yarıçapı içerisinde bir kümenin üyesi olabilir. Kısaca burada 3 nokta çeşidi vardır. Bunlar çekirdek noktalar, çekirdek noktalarının yarıçap mesafesinde kalan noktalar ki buna kenar noktalar denir ve parazit noktalar. DBSCAN algoritması veri seti üzerinde birçok kez çalışır. Çekirdek noktaların kümeleri her zaman aynıdır. Fakat kenar noktalar birden fazla çekirdek örneklerin komşusu olabilir. Şimdi bir veri set üzerinde DBSCAN algoritmasını gösterelim. Öncelikle bu algoritmayı cluster modülünden import edelim. Şimdi biraz önce kullandığımız veri setini tekrar kullanalım. Ardından DBSCAN sınıfından bir örnek alalım. DBSCAN algoritması yeni test verilerinde tahmin yapmaz. Dolayısıyla kümeleme için fit predict metodunu kullanalım. Kümeler eşittir dbscan yazıp fit predict metodunu çağıralım. İçerisine x verisini yazalım. Ardından kümeler değişken ekrana yazdıralım. Ve küme etiketleri karşımıza geldi. Bütün veri noktaları eksi bir etiketine atandı. Ki bu paraziti ifade eder. Bu durum yarıçap ve minimum nokta sayısının Ön tanımının bir sonucudur. Şimdi veri dönüşümünü kullanarak dbScan algoritmasının performansını görelim. Öncelikle makeMouse verisini dataset'ten import edelim. Ardından x ve y ismindeki girdi ve çıktı verilerini belirleyelim. Örneklem sayısı 200 olsun. Parazit argümanına 0.06 yazalım ve randomState argümanına 42 yazıp girdi ve çıktı verilerini atama yapalım. Ve x ve y verilerini oluşturduk. Yarı çapın iyi bir ayarını bulmak için veriyi standartlaştıralım. Bunun için preprocessing modülünden Standard Scalar sınıfını import edelim. Bu sınıftan bir örnek alalım. Fit metodunu çağıralım. X verisinin içerisine yazalım. Daha sonra Transform metodunu çağırıp veriyi dönüştürelim. DBScan sınıfından Tekrardan bir örnek alalım. Fit predict metodu ile dönüşüm yaptığımız veri için kümeleme yapalım. Süper. Kümeleme yaptık. Şimdi kümeleme yaptığımız veriyi görselleştirelim. Öncelikle matplotlib kütüphanesini plt kısaltması ile import edelim. Grafiği satır arasında görmek için matplotlib inline CLI komutunu kullanalım. Daha sonra scatter metodunu çağıralım. Dönüşüm yaptığımız verinin öncelikle ilk boyutunu alalım. Ardından ikinci boyutunu alalım. C argümanına kümeler değişkenini yazalım. Cmap argümanına mglearn cm2 yazıp noktaların büyüklüğü içinde 60 değerini yazalım. Bu komut çalıştırdığımız zaman grafik karşımıza geldi. Dikkat ederseniz Algoritma veriyi iki küme ayırdı. Veriyi dönüştürdükten sonra ön tanımlı parametreler çok iyi çalıştı. İstersek ön tanımlı parametreleri Shift Tab tuşlarına basarak görebiliriz. Örneğin yarıçapın ön tanımlı değeri 0.05. İstersek analizimize göre bu değeri değiştirebiliriz. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python ve derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derse buluşmak üzere. Şimdilik kalın.